Gençler selam. Şimdi geldik sinir sisteminin dördüncü videosuna. Artık nöronun yapısını bitirdik. Nörona yardımcı gliaları bitirdik. Gliaların farklı çeşitleri vardı. Miyelin kılıf oluşturabilenler vardı. Kan beyin bariyerini e, yapanlar vardı. Bosun yapımına destek olanlar vardı. Ependim hücreleri gibi. Şimdi bu nöronun yapısını bitirdikten sonra bu nöronlar ve glialar e, diğer moleküllerle neyi oluşturuyorlar? İnsanda sinir sistemini. Peki sinir sistemini biz neye ayırıyoruz? İşte gördüğünüz gibi merkezi sinir sistemi bir de çevresel sinir sistemi. Hocam bak merkez deyince ben kimi anlayacağım? Beyin ve omuriliktir merkez. Bunlar merkez. Düşünsene bak. Beynim var. Beynimin devamında e, kısımlarını göstereceğiz. Omurilik var. Omurilik ve beyin merkezdir. Buradan çıkan duyu ve motor nöronları nedir? Bunlar da işte somatik sinirler ve otonom sinirler. Duyu ve motor bölümleri bunlar. E, bunlar da çevresel sinir sistemini barındırırlar. Hani bir şekil çizmiştik omuriliğe gidenleri hatırlıyor musunuz? Nöronları ayırırken duyu nöronlar şurada bir omurilik vardı. Şurada ara nöron ve motor nöron vardı. İşte bu ara nöronun olduğu omurilik sonra buranın bağlantılı olduğu beyin beyin ve omurilik merkezi oluşturacak. Devamındaki duyu ve motor bölümleri somatik ve otonom sinir sistemi ile beraber çevresel sinir sistemini meydana getirecekler. Önceliğimiz beyin olacak. İlk beyinden başlayacağız. Merkezi sinir sisteminde merkezi aslında. Beyin 3 bölümden oluşacak. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Şimdi burada kısımlar var işte ön beyinde uç ve ara beyin diyecek ama şimdi bak ön, orta, arka ne demekmiş? Bak şimdi. Önce ben şu şekli göstermek istiyorum size. Bunun iyi anlaşılması lazım. Bak şu beynin üstten görünüşü. Görüyor musun hocam? Bu gördüğün ne biliyor musun? Burası ön beyin. Hocam nasıl yani? Şurası, şurada gözler var. Tamam mı? Üstten bakarken üstten bakıyoruz şimdi beyne. E, gözlerin olduğu kısım. Şurada arkada da işte şu arka e, olduğumuz kısım. Nasıl hocam ya? Burası ön, burası arka değil mi? değil. Tamamı ön beyindir. Burası ön beynin Ön lobu, ön kısmı burası da arka kısmı ki detaylandıracağım. Daha iyi anlayacaksınız. Bu deliğine kesti. Yani siz beyni yukarıdan aşağı şöyle kestiğinizi düşünün ve yandan bakıyorsunuz beyne. Hocam bak. Şurası orta beyin. Orta beyin olduğu yere şöyle işaretleyeyim. Tamam bak şurası orta beyin. Kalemin rengini de değiştireyim ben sana. Şurası var ya bak. Hipofiz, hipotalamus. Şurası şöyle komple. Önce neresi olduğunu anla. Anla ki karıştırmayalım. Bak şu çizdiğim yer var ya. Şöyle bak. Tamamen şurası. Şöyle tamamen ne hocam burası? Dostum, burası ön beyin. Burası da ön beyin, burası da ön beyin, burası da ön beyin, burası da ön beyin. Burası, da ön, beyin, burası. ön beyin burası. Kafamızı yerleştiriyoruz. Burası bak burası üstten bakış, komple bakıyoruz ya. Burası ön beyin. Ya hocam başka bir şey kalmadı. Zaten aslında bizi birçok canlıdan ayıran yer de burası. Özellikle şu frontal lob. Yani burası ön beyin. Orta beyin neresi? Şöyle küçük bir alan var burada. Şöyle hatta rengimizde şöyle mavi yaparsam şu kısım orta beynin olduğu yer. E, hocam arka beyne bir şey kalmadı. Evet. Arka beyinde şurada bak göstermiş. Şu kısım e, şunu da yeşille göstermeye çalışayım. Tam hatta biraz büyütün daha iyi anlaşılsın. Bak hafiften gözüküyor. Şu kısım şöyle ponsun olduğu yer arka beynin kısımları 3 ayrılacak. Pons. Şu arkada hayat ağacı böyle ağaç gibi gözükecek. Burası beyincik. Hemen şu altta da omurilik soğanı yer alacak. Yani bak ön beyin dersen ben neyi anlıyormuşum? Bak bunun tamamıdır ön beyin. Şu gördüğünüz alanın tamamı ön beyin. Bu ön beynin şurası e, uç ve ara beyin olarak şey olacak. Ayrılacak. Şimdi değineceğim ona. Ama önce şunu anlayın. Şurası tamamı ön beyin. Şu Hemen şurayı bir sileyim. Müsaadenizle. Hop şöyle silelim. Karışmasın çünkü. Peki. Şimdi şurası da şöyle artık kısaltalım. Şimdi şurası ara beyin. Tamamen öndü ya yani şurası şöyle tamamen ön, beyinde, Bak şurası uç beyin. Yani şu renkli gördüğünüz ne, ne renk bu? Renk renk şeyimde pek yok. Kırmızı desem herhalde yanlış söylemiş olmam. Kırmızının bir tonu herhalde. Şurası uç beyin. Ee, şurada talamus, hipotalamus. Bir de şurada göstermemişim. Bir de epitalamus var. Hadi onu da ekleyelim. Çünkü ondan da bahsedeceğim. Epitalamus. Bak. Tabi bunu yazarken de şuna dikkat et. Bak talamus. Görüyor musun? Talamus. Talamus. Aslında işte bu altında. Bu da üstünde. Arkasında gibi bir şey var. Epitalamus burada. Hipotalamus burada. Talamus da şu ortada. Talamus'un üstünde ve altında buralar. Burası ne? Hocam burası ara beyin. Şurası da uç beyin. Ara beyin ve uç beyin ikisi beraber ön beyni oluşturuyor. Uç beyin dediğimiz şu işte gördüğümüz yapı. Şu gördüğümüz yapı uç beyin. Şu üst taraflar. Şurası da ara beyin. Şu adlı küçük gördüğümüz yer yani orta beyin ikincisi. Ve biraz önce gösterdiğim pons, beyincik ve omurilik soğanı burası da arka beyin. Tamam bak önce morfoloji yani morfoloji dediğimiz e, dış görünüş. Bunu iyi anla ki beynin neresi ne yapıyor detaylarına geleceğiz. Ama sen şimdi ben sana orta beyin dediğimde veya hipotalamus uç beyin dediğimde daha neresi olduğunu kafanda şekillendiremiyorsan emin ol yapamazsın. O yüzden hatta ben kendi öğrencilerim okulda da şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka diyorum bak şunu yap. Çok basit bir şey isteyeceğim sizden. Nedir hocam? Bak beyin. Hemen şöyle basit bir ressam değiliz bak. Şöyle hop gördün mü şöyle. Şöyle yaptık. Şurası işte Korpus kolozumun olduğu yer. Şurası beyinciğin olduğu yer. Şuradan biz şeyi çıkarıyoruz. Şurası pons. Omellik soğanı. Tamam. Bak en azından şöyle bir elin alışsın. Aa, ben çok mu güzel çizdim? Gördüğün gibi ben de çok güzel çizemedim. Önemli olan ressam değiliz. En azından beynin kısımlarıyla ilgili bak. Şu alan neydi bak. Ön beynin uç kısmı. Şurası ne? Talamus ve hipotalamusun ve epitalamusun bulunduğu bu ne? Burası da ara beyin bak. Bu ikisi beraber neyi oluşturdu? Şu alan ön beyin. A da sana ön beyin. Şurası neydi? Orta beyin. Bak şurada bir orta hatta hemen rengimizi değiştireyim. Değiştirmedik mi? Şurası orta beyin. Bak şöyle çizdim ben orta beyin. Şurası da pons, Omurilik soğanı ve beyincikle beraber bizi neyi gösteriyor? Arka beyin. Tamam. Hatta bak burada bir bilgi daha vereyim. Bir de beyin sapı diye bir şey var. Onu sonra bahsedecektim ama yeri de güzel geldi. Beyin sapı. Bak adı üstünde. Beyin sapı. Bak görüyor musun şurayı? Beyni böyle tuttuğunu düşün bir sapla. Beyin sapı neresi o zaman? Ne var bu beyin sapında? Bak. Ne varmış? Neydi bu? Omurilik soğanı. Bu neydi? Pons. Bu neydi? Orta beyin. Çünkü bunu sorarlar. 1, 2, 3. Bu üçü neyi oluşturur? Bu üçü beyin sapını oluşur. Yani aslında ponsla orta e, ponsla omurilik soğanı arka beyin diye bir de beyincik vardı. Beyincik yerine omurilik soğanı geliyor. Tamam? Birkaç defa çiz daha iyi anlayacaksın. Şimdi işte beyin ne dedik? Bir beyin, bir omurilik var. Bunlar merkezdir. Duyu ve motor nöronlarının olduğu somatik ve otonom sinirler de çevresel sinir sistemine aittir. Beyin 3 katlı zardan oluşuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Beyin dediğiniz şeyin yani önce bir dışında bir e, kafatası kemiği var. Çünkü beynin korunması lazım. Bir kafatası kemiği var. Hemen altında da 3 tane zar var. Bak şurası. Sert zar. Örümceksi zar. Ve ince zar. 3 tane zarımız var. 1, 2, 3. Tamam. Beyin, e, şurası kafatası kemiği. Şurada kafatası kemiği, şurada maviyle gösterdiği zar, onun altında. Örümceksiz zar onunla da ince zar. Peki ne var hocam? zar tabii ki beyni dış etkilerden koruyor, kafatasına destek sağlıyor. Örümceksiz zar şu iki zarı birbirine bağlıyor. Yani gayet anlaşılabilir bir şey. İnce zar da bak dikkat, kırmızıyla yazmışım. Kan damarları neredeymiş? İnce zarda. Hatta şimdi bahsedeceğiz. Şu ikisi arasında boz adı verdiğimiz beyin omurilik sıvısı var. Bak ha da burada bahsetmişim. Şu ikisinin arasındaymış. No bu ne hocam? Beyni bir kere bir koruyor. Örümceksiz zarla ince zar. Bir kere yerini bil. Bazen sorularda gelir. Der ki sersarılı örümceksiz zar arasında ama tuzağa düşme. Nerede? Örümceksiz zarla ince zar arasında şurada. Beyne yakın yerde. Beyni koruyacak. Hatta bu boz şeyi de yapıyor. Şimdi beyin e, kütlesi olarak hani bu rakamlar çok bilmenize gerek yok. İşte erkeklerde erkeklerde 1,5 kilo civarı, kadınlarda 1-200 civarı. Ama biz kafamızda hani hissediyor muyuz öyle 1,5 kilo falan hissetmiyoruz değil mi? E, çünkü e, şeyin düşürüyor öz, özgül ağırlığını da düşürüyor. Yani doğru kelimeyi kullanıyorum herhalde. Ya yani bizim hissettiğimiz belki 300-400 gram bu sıvılardan kaynaklanıyor. E, kafamızda bu kaldırma kuvvetinden kaynaklanıyor bu sıvıların aslında. Beyin darbelere karşı koruyor dedik madde alışverişini sağlıyor. Yani sinir hücreleriyle kan damarları. Kan damarları e hocam bak zaten ince zarda kan damarı yok muydu? E zaten bu örümceksiz zarla ince zar arası değil miydi? İşte bak BOS ne yapıyor burada? Burada sinir sistemi hücreleri var değil mi? Nöronlar var. İşte bu nöronlarla bu kan damarı arasında nöronlarla kan damarı arasında madde alışverişini sağlıyor. Atıkları atıyor. Taşınması gerekeni taşınıyor. Ve bu sayede iyon dengesini de sağlamış oluyor. Yani koruyor. Madde için sağlıyor ve iyon dengesini sağlıyor. Eğer bu zarlar sert örümcük ve ince zar arasında böyle bir iltihaplanma olursa buna menenjit deniyor. Genelde, genelde çocukluk yaşlarında falan görülüyor ve, ve o yaşta tedavi edilmese de maalesef ilerli yaşlarda ciddi sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Yine daha sonra bahsedeceğimiz beynin, şimdi şurası beyin kısmı hemen zarların altında. Bak şurayı görüyor musun? Boz madde demiş ve ak madde demiş. Şimdi beyin ve omurilik yani merkezi sinir sisteminin olduğu yer e, boz ve yani dışarıdan bakılınca boz madde ve ak madde şeklinde görülür. Ak madde olmasını sağlayan nöronlar var ya. Nöronların aksonları şöyle hemen çizeyim bir tane daha hızlıca. Şöyle. Bunların etrafında bir myelin kılıf yok muydu? Bu myelin kılıf neden oluşuyordu? Lipoprotein yani lipid Asıl lipid yapıdaydı. E, lipidler ne görülür? Yağlar beyaz değil mi? İşte kuyrukları burada daha çok yoğunlaşmış. Şöyle çizersek kuyrukları burada yoğunlaşmış. O yüzden burası ak madde şeklinde görülüyor. Gövdelerde daha çok e, şu kısımda yoğunlaşmış. Burası da boz madde şeklinde görülüyor. Bu ak madde, boz madde dememizin sebebi bu. E, beynin üç kısmı var dedik. Geldik öncelikle ön beyne. Ben ama burada bir ara verelim. Siz de yormayalım. Beynin bu anatomik yapısından sonra beyin yapıları. Yani ön beyin ne yapar? Ön beyindeki uç beyin ve ara beyin ne yapar? Bunların detaylarına gireceğiz. Şimdi ufak bir ara dinleniyoruz. Sonra tekrar dersin başına geçiyoruz.